Dokümanımıza devam ediyoruz. Şimdi catch error diyerek hata durumlarından bahsetmiş ama açıkçası buralar biraz karışık ve ne bileyim çok da böyle kullanılan yapılar değil. Asıl burada bilmemiz gereken when complete ve buradaki kod yapısı. Zaten burayı anlarsanız emin olun error kısmı da anlaşılacaktır. Veya biz maksimum bu kadarını kullanacağız Flutter kısmında. Şimdi ben buradaki main metodunun içeriğini aldım. Buraya getiriyorum. Buraya da şöyle bir metot adı yazalım. Void error ve when completed. Bu metodun içine kodlarımızı yapıştıralım. Birbirinden farklı olsunlar. Yani birbirlerinden ayrılsınlar. Ve burada da main metodunda da bunu çağıralım. Evet. Şimdi koda bir bakalım. Yine bir random nesnesi oluşturulmuş. Daha sonra da bu randomla ne yapmış? Yani bu ne işe yarıyordu? Hemen bunu artık öğrendik. Yeni bir future nesnesi oluşturuyordu, değil mi? Hatta buraya gelip var future diyebilirim mesela. Çünkü future.delete deyince 3 saniye sürecek bir future nesnesi oluşturulup buraya atanıyordu. Bunu böyle yazmakla biz aslında ne işi yapmış oluyoruz? Böyle nokta nokta deyip kodlarımı uzatmaktansa ben artık nesnemi oluşturdum. Nerede bitiyor? Delay burada bitiyor. Buraya bir noktalı virgül koyup sonrasında bu nesne üzerinden metotlarıma ulaşabilirim aslında. Yani eğer siz böyle nesne üzerinden oluşmayıp işte bundan çıkan sonuca dene işte, bundan çıkan sonuca bunu işte gibi ifadeleriniz yoksa mesela bu den de aslında ne yapıyor? Farklı bir future veriyor. Mesela buraya gelip var future 2 deyip bundan gelen sonucu alabilirim. Sonra var future 3 deyip sonra da future 2 de yani future 2'deki sonucu da bunu uygulayabilirim. Hani hatta öyle yapalım daha açıklayıcı olacaktır. Bu da sonuçta bir farklı future döndürüyor. Sonrasında da var future 4 deyip buna da future 3 yani sonuç bunun oluşturduğu sonuç future 2 3'e atanacak. Sonra da ben burada future 3'ü kullanıp when completed'ı çalıştırabilirim. Hani ard arda nokta yazmak aslında bu işlemden bizi kurtarıyor arkadaşlar. Yani buradaki sonucu al, bu da bir future, nokta deyip bunu çalıştır, bu da bir future, nokta deyip bir daha bunu çalıştır demekle deminki kod birebir aynı. Peki ne yapıyor? Bunu dediğimde bir future nesnesi oluşturuyorum. Bu eğer random bana true dönerse geriye %20 döndürüyormuş. False değer dönerse bir hata oluşturuyormuş, değil mi? Hata çıktı. Future nesnemi oluşturdum. Sonra future 2'de future noktadan yani buradaki işlem bittikten sonra sonucu future 2'ye yazıyorum. Future 2'de eğer bir hata varsa hatayı yazdırman kısmı future 3'e yapıyorum. Burada when completed diye bir şey karşımıza çıktı. Bu şu anlama geliyor. Aslında try catch finally blokları vardı. Hatırlar mısınız? Hani bunu dene try. Bir hata çıkabilir. Catch kısmında bunu yakalarsın. Catch. Bir de hata çıksın çıkmasın çalıştırmasını istediğiniz bir blok olabilir. Orayı da finally kısmına yazıyorduk. İşte buradaki future 4'te bu işe yarıyor arkadaşlar. Ve ben bu kodu çalıştırdığımda 3 saniye bekledi. Hata çıktı dedi. Hata çıksa bile buradaki done kısmı yani işlem bitti. İşlem hatayla veya başarıyla tamamlandı diyelim. Yani her iki durumda da burası tetikleniyor. Bunu anlamanız için böyle bir şey yaptım. Şunu 2 saniye 1 saniye düşürelim. Her seferinde beklemeyelim. Bakın bu sefer tamamlandı. Yine aynı sonucu görüyoruz. İşte aslında bu yapı bizim ihtiyacımız olan yapı ve genelde hani böyle kullanmak yerine ardı ardına bundan sonra den bu işlemi yap ondan sonra catch. Bu ne işe yarıyordu? Buradaki işlemin sonucunu yazdır. Ola ki hata çıkarsa catch error tetikleniyordu onu yazdır. Ve bu iki işlemden sonra da when completed mutlaka çalıştırılacaktır. Sonrasında da kullanıcıya bir mesajla buradaki işlemin bittiğini söyleyebiliriz. Dokümanda hatalarla ilgili böyle çok karışık anlatmış ama aslında benim ihtiyacım olan yapı bu. İşlem bitince then çalışır. Bir hata çıkarsa catch orada yakalanır. Ve bu iki işlemden sonra da when completed tetiklenir. Devam edelim.
Ve yine bazı durumlarda mesela bir server'dan bir istekte bulunduk değil mi? 10 saniye gelmedi. Böyle durumlarda da aslında ilgili future'a bir timeout atayabiliriz. Timeout atamak da aslında oldukça kolay. Gördüğünüz gibi şu şekilde çalışıyor. Hani bir timeout'u atıyoruz. Ola ki bir hata çıkarsa buraya yazdırılıyor. İsterseniz şu satırı şöyle alalım. Kopyaladım. En son future 4'te bırakmıştık. Gelin aynı yapıya devam edelim. Future 5 diyelim buna da. Bu sefer de future 4'teki future niye gelmedi? Future 4 dedikten sonra şurayı yaparsam hani when completed çalıştıktan sonra bir de timeout oluşturuyorum. 2 saniye bekle. Bir hata çıkmazsa sonucu yazdır. Çıkarsa da hatayı yazdır diyebiliriz. Şimdi çalıştıralım bakalım ne olacak. Null dedi. 2 saniye bekledik. Burası 1 saniye bekledi. Tamam. Yalnız bunu böyle dersek olmaz. Bu timeout'u alıp şu denlerden önce koymamız lazım. Nerede bitiyor bu? Şurada. Şunu kestim. Mesela şuraya koyabilirim. Hani future bittikten sonra şöyle diyebilirim. Future 4 uyarı veriyor. Kullanmadın diye. Neyse. Bir çalıştıralım. İşten başı. Bakın ne oldu şimdi. Şimdi ben dedim ki buradaki future 4 saniye sürecek ve timeout'un da 2 saniye. Yani ben bunu aslında bilmiyorum. İnternetten veri getirirken 10 saniye mi sürecek? Bu şu an bunu simüle ediyoruz değil mi? Ve 4 saniye sürecek işleme 2 saniyelik bir timeout. Yani bu ne demek? 2 saniye geçtikten sonra artık bu işlemi sonlandır demek. Sonlandırdığında ne olacaktır? Bir hata alınacaktır. Hatadan dolayı bu timeout uyarısını yazdırıyoruz şurada. Sonrasında da benim when completed mutlaka çalışıyordu. Burayı görüyoruz. Mesela ben buraya 20 saniye bekle. Yani buradaki işlem 4 saniye sürerken senin timeout'un 20 saniye dersem ne olur? Bu sefer gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Timeout'a düşmedi. Çünkü benim işlemim iyi ya da kötü 4 saniye içinde bitti. Timeout'a düşmesi için 20 saniye geçmesi gerekiyordu arkadaşlar. Yani ben internetten veri çekeceğim. Mesela 16 saniye sürdü. Ve bunu tanımlarken şöyle bir şey diyebilirim. Tamam sen bunu dene. Ne kadar olacağını bilmiyorum ama 30 saniyeden sonra artık timeout'a düş diyebilirim. Veya 15 saniye dersem bekleyeceğiz. Bu veri getirme oldukça büyük. 16 saniye sürüyor ama ben buna bir artık kısıt koydum. 15 saniye sonra artık ne yapacaktır? Bir hata fırlatacaktır. Fırlatılan hata da burada yakalanacak. Sonrasında dedik ya başarılı da olsa hata da çıksa when completed tamamlanacak. Evet. Future not completed diye de hatayı aldık. Bu da yine önemliydi. Zaten burada da bunlardan bahsetmiş ve create feature demiş. Gelin bir de burayı okuyalım. Zaten çok daha uzun değil. Artık diyor feature'larla Flutter'da nasıl çalışıldığını öğrendik. Peki bu feature objelerine nasıl erişeceğiz? Genellikle biz diyor bu feature nesnelerini kütüphaneler kullanarak erişebiliriz. Örneğin get yani internetten bir veri getirme, post, internete bir veri yollama gibi durumlarda HTTP package'ını, Dart'taki HTTP package'ını kullanıyoruz ve bunlar bize future objeler döndürüyor. Neymiş? HTTP cevaplarıyla çalışan future objeleri dedik ya. Hani biz bunu kullanmasak bile bazı yapıları kullanırken bunlar mecbur olarak hani artık zaruriyetten bunları kullanmak zorundayız. O yüzden bu future'ı öğrenmemiz gerekiyordu. Yani ben HTTP kütüphanesiyle bir işlem yaptığımda bunun bana geri döneceği yapı future. O yüzden benim bunlarla nasıl çalışılacağını bilmem gerekiyor. Ayrıca diyor biz bu future'ları constructor'larını kullanarak da oluşturabiliriz. Zaten şu ana kadar kullandığımız future delay, future value veya future error ne yapıyordu? Yeni future nesneleri oluşturuyordu. Bunlar da aslında ne diyebiliriz? İsimlendirilmiş constructor diyebiliriz. Aşağıdaki kod basit bir şekilde bir future nesnesinin oluşturulmasını. Yani bakın burada ne yapmış? Artık future.delay dememiş de demiş ki burada bir işlem var çok uzun sürebilir. Ne yapmış? 50.000'e kadar olan sayıların toplamı. Gelin bunu da bir işleyelim.
Şimdi bizim bilgisayarımız da hızlı, çok hızlı olur. Biz o sayıyı biraz arttırırız. Void diyelim. Future oluştur. Hani HTTP kullanmasanız da böyle uzun sürecek bir hesaplama durumunuz varsa bunu ne yapıyorsunuz? Uygulamanız gerekiyor. Aksi takdirde programınız kilitlenecektir. Buraya gelelim ve buraya da future oluştur diyelim. Evet. Şimdi bu oluşturulan future ne işe yarıyormuş? Bir toplam dedi 50.000'e kadar olan sayıların, şöyle biraz büyütelim bunu. Sonrasında da bu işlem bittiğinde de şöyle yapalım. Bir print ifadesi koyalım. Hesaplama başlıyor. Hesaplama bitti diyelim. Bakalım ne sırayla çalışacaklar. İlk future dersine benzedi biraz. Şimdi bunu F5'e basıp çalıştırıyorum. Bakın hesaplama başladı. Metoda gitti. Bu metot future olduğu için programımı kilitlemedi ve çok hızlı oldu. Niye bu kadar hızlı oldu? Şöyle arttırırsak. Evet, hesaplama başlıyor. Hesaplama bitti dedi. Programım da çalışmaya devam ediyor. Yani burada başka kod olsa onlar da çalıştırılacaktır. Ama ne zaman ki bu future sonlanacak, toplamı bana geri döndürecek den deyip ekrana bunu yazdıracak. Bu da çok oldu. Şöyle bir bakalım mı Task Manager'a? Gördüğünüz gibi CPU'nun anası ağlıyor şu an. Çok da ağlamıyor aslında. Büyük ihtimal bu programa ayrılan CPU, hani ben %50-60'a kadar bir kullanır diyordum ama büyük ihtimal sınırlandırıyorlar. Hani bu program içinde CPU'nun belli bir kısmı çalışsın diye. Tam olarak tam performanslı işlem yapılmıyor aslında şu. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. Hala devam ediyor. Bayağı zorladık. Neyse illaki bitecektir. Ama burada önemli olan bakın hani ben burada 60 satırda kodum olsa ne yapacak? O onları da işlemeye devam edecek. Burayı oluşturduk diye gidip de bunu beklemeyecek. Bekleseydi ne olurdu? Ben şunu ekranda görmüyor olurdum. Devam edelim. Bunlar önemli değil. Async ve await diyor. Ve yukarıdaki kod örneklerinde biz zaten deneyip bunu öğrendik. Bir future tamamlandığında bunlar tetikleniyordu. Ama diyor birden fazla future birbirine zincirlendiğinde bunları okumak zorlaşır ve biz buna callback cehennemi diyorlar. Hani deminki örnekte noktadan nokta bilmem ne böyle böyle uzatıyorduk ya, ondan dolayı bir karmaşa olur diyor. Böyle durumlarda biz async ve await'i kullansak daha iyi olur diyor ki ben bunu zaten en başta anlatmıştım. Bu kullanımlar asenkron çalışmayı sağlar ve biraz daha temiz görünür. Aslında senkron gibiymiş görünür diyor. Await feature'un sonucunu bekler ve bu await'i kullanmak için code must kullandığınız koddaki fonksiyon, yani fonksiyonun içindeki bu kodun ilgili fonksiyonun diyelim async olarak ayarlanması lazım. Mesela burada bir future nesnemiz var. Burada bunu bekliyor bakın. Ve bunu bekliyorsa bu kod bloğu içindeki metodu bu future hangi metodun içindeyse onun async olarak tanımlanması gerekiyormuş. Buradaki future bir değeriyle 3 saniye sonra bitiyormuş. Sonuç ve burada bekleniyor. Sonra da sonuca da bir arttırıp ekrana yazdırmış. İnşallah bu bitmiştir. Yok, bu bitmeyecek büyük ihtimalle. Çok abarttık. Şöyle biraz küçültsek. Yani bayağı da büyük bir sayı aslında. Bunu yaparsın artık deyip evet sonucu aldık. Artık bunun örneğini yapmayacağım. Bunu zaten biliyoruz. Aşağıdaki kodda try, catch ve finally nasıl? Hani bir future oluşturdu. Çünkü future.delete bana bir yeni bir future nesnesi verdi. Buna koydum. Sonra bunun sonucunu bekliyorum. Hani bitmesini. Mesela 3 saniye bunu bekledim. Sonra result'u yazdırdım. Tamam. Eğer bir hata çıkarsa bu şekilde kullanıyoruz. We use. Evet. Buradaki işlemde ne oluyor? Fun1 demiş.
Fan 1'in ne olduğu nerede yazıyor? Async demiş. Bu yapıyı anlayamadım. Bir dakika. Heh, burada fetero kullanımı var değil mi? Geçtiğimiz değer 10. Fan 1'e ben bu 10 değerini yolladığımda 10 buradaki V'ye geliyor. Geriye de V artı 1 yani 11'i döndürüyor. Evet dediğim için ne olacaktır? Bu işlem bitene kadar zaten async tanımlanmış bekleyecek. 11 değeri buraya geldi. 11 değerini yolladık. Bu sefer bu ne yapıyormuş? Bir azaltıyormuş. 10 olacak. Ya sonucunda 100 değerini görmemiz lazım. Şunu bir merak ettim. Bakalım doğru mu anlamışız. Kopyaladım bunu. Şuraya yapıştırıyorum. Fan 1, fan 2, fan 3'ün tanımı yok. Ve burada async olması lazım. Heh, tamam. Şöyle bir kodlarımızı düzenleyelim. Çalıştıralım bakalım ne oluyor. Evet gördüğünüz gibi tekrar düşünelim. Değer olarak 10'u yolladık. Fan 1 ne yapıyormuş? 10'u alıp 1 ekleyip geriye döndürüyormuş. 11 oldu. Değerimde artık 11 var. Sonrasında buraya gelecek haliyle bu. O da 1 azaltacak bunu. 10 olacak. Ve fan 3'e geçtiğimde 100 olması lazım. Ha 100 zaten pardon arkadaşlar. Niyeyse kafam gitti. 100 değerini bu şekilde göreceğiz. İşte birbirini bekleyen zincirli future'ları da bu şekilde kullanabiliyormuşuz. Ve artık hani aslında bütün bu 2-3 dersleri anlattığımız koca yapının sebebi buydu. Ben bir HTTP kütüphanesi kullandığımda yani mesela google.com'dan verileri get deyip almak istediğimde şunu yapacağım. Bu bayağı bir vakit alabilir. 2 saniye de olsa aslında vakit alacak bir işlemdir bu. Bunun sonucunu bekliyorum. Umarım anlaşılmıştır. Yani dediğim gibi Flutter kısmında da şöyle bir yapıyı kullansak bizim için yeterli olacaktır. Ve son olarak da şöyle bir özetlemiş. Genellikle şu yapıyı kullanabilirsiniz diyor. Den'den sonra hata yakala. Hata bittikten sonra en son durum. Sonra burada da bunlar yeni future nesneleri oluşturur diyor. Future'ları, future'larla sanki senkronmuş gibi çalışmak için de bu yapıları kullanın diyor. Umarım faydalı olmuştur. Flutter kısmında bunların daha somut örneklerini göreceğiz. Bu dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.